İstatistikte en sık kullanılan kavramlardan biri hiç şüphesiz Z değeridir. Z değeri bir verinin ortalamanın kaç standart sapma uzağında olduğunu gösterir. Hemen not edelim. Belirli bir noktanın popülasyon ortalamasının kaç standart sapma uzağında olduğu. Şimdi bunu biraz daha açalım. Bir deniz biyoloğu olduğumuzu ve kanatlı bir su kaplumbağası türü keşfettiğimizi düşünelim. Bu kaplumbağalardan toplam 7 tane var, yani kanatlı kaplumbağaların popülasyon boyutu 7. Bu kaplumbağaların boylarını ölçüp dağılımlarının neye benzediğini bulmak istiyoruz. Bunu da yazalım. Kaplumbağaların boyları. Her şeyi santimetre türünden ölçtüğümüzü de hemen ekleyeyim. Yani bunlar çok da büyük kaplumbağalar değil. Ayrıca yetişkinler. Bir tanesi 2 santimetre, biri daha 2 santimetre, biri 3, diğeri 2, 5, 1 ve 6 santimetre. Gördüğünüz gibi elimizde 7 adet veri var. İsterseniz videoyu hemen durdurun ve popülasyon ortalamasının ne olduğunu bulmaya çalışın. Bunun var olan bütün kanatlı kaplumbağaların popülasyonu olduğunu varsayıyoruz. Hemen hesaplayalım. Tüm bu sayıları toplayıp 7'ye böleceğiz. Ben daha önceden hesaplamıştım. Bu popülasyonun ortalaması 3'tür. Şimdi bu veriyi ve popülasyon ortalamasını kullanarak popülasyon standart sapmasını da hesaplayabiliriz. Bu arada az önce de söylemiştim ama isterseniz videoyu durdurup bunları kendi kendinize yapmayı deneyebilirsiniz. Ben popülasyon standart sapmasını daha önceden hesapladım ve yaklaşık olarak 1,69 olarak buldum. Bu bilgileri kullanarak buradaki değerlerin her biri için z değerini artık hesaplayabiliriz. Hadi ne duruyorsunuz? Videoyu durdurun ve z değerlerini kendi kendinize hesaplayın. Şuraya hemen bir sütun çizelim. Z değerini buraya yazalım buradaki tanıma göre z değerini hesaplamak için elimizdeki verilerden her birinin x olduğunu düşünelim x'ten ortalamayı çıkaracağız ve bu farkı standart sapmaya böleceğiz paydaki değer ortalamadan ne kadar uzak ya da ortalamaya ne kadar yakın olduğumuzu verecek bunun kaç standart sapmaya eşit olduğunu bulmak için de popülasyon standart sapmasına bölmemiz lazım bunu birinci veri için birlikte yapalım 2'den ortalamayı yani 3'ü çıkaracağım ve bunu 1,69'a böleceğim. Elimizde bir hesap makinesi varsa bu eksi 1 bölü 1,69'a yaklaşık olarak eksi 0,59'a eşittir. Bu verinin z değeri de bunun aynısı olacak. Hemen yazıyorum. Eksi 0,59. Bu sayıya bakarak bunun ortalamanın yarım standart sapma altında olduğunu söyleyebiliriz. Geriye kalan tüm veriler için de benzer bir hesaplama yapabiliriz. Mesela bu. Bana bunun z değerinin neye eşit olacağını söyler misiniz? Evet, 6 eksi ortalama yani 3 bölü standart sapma yani 1,69. Hesap makinesiyle her şey daha kolay oluyor. Ben bunu daha önceden hesaplamıştım ve sonuç yaklaşık olarak 1,77. Bu da iki standart sapmadan az ama bir standart sapmadan daha çok olan bir sonuç. Bu noktada videoyu durdurmanızı ve geriye kalan z değerlerini de kendi kendinize bulmanızı istiyorum. Bazılarınızın şu anda bir verinin ortalamadan kaç standart sapma uzakta olmasının neden önemli olduğunu merak ettiğini düşünüyorum. Gelecekteki istatistik kariyerinizde z değerini bir verinin ne kadar olağan ya da olağan dışı olduğunu değerlendirmek için kullanacaksınız. Ve bu da veri hakkında çıkarımlarda bulunmaya başladığımızda son derece önemli bir şey olacak. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Z değerinin önemli ama basit bir kavram olduğunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. Ortalama ve standart sapmanın ne olduklarını biliyorsanız veriden ortalamayı çıkarın ve farkı standart standart sapmaya bölün. Z değerini bulmak bu kadar basit.